Shakira'dan Yalın'a yüz binlerce şarkı aveyamüzik.com'da. Bir tuşla cebinde, bir tıkla bilgisayarında. Türkiye'nin bir numaralı müzik kanalı Number One TV ekranlarından herkese koskocaman bir merhaba efendim. Bendeniz Mert Palavaroğlu ve bugün yanımda harika bir konuğum var. Eylem yanımda. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, merhabalar. Her şey yolunda. Her şey harika, her şey güzel. Çok şıksın, çok güzel gelmişsin. Takıların yine değişilmez. Teşekkür. Takıların. Teşekkür. Eskiden daha çok takıyordun galiba gerçi ama, değil mi? Biraz daha fazla vardı. Yani bütün kamera arkadaşlar benden bıkıyordu herhalde. Fotoğraflarda. Yeah, yani seviyorum, en garip şeyleri seviyorum. Karakterimi güzel anlatıyor. Buradasın, süper. Bayram tatilinden döndün. Bayramda evet. Neredeydin? Ne yaptın? Var mıydı programlar vesaire bir şeyler? Şimdi bizim promosyonda olduğumuz için bayağı böyle her yerdeyim. Havalimanı herhalde 8 kez gittik bu aman ayın abi. İçinde. Evet. Bir İngiltere'ye de gitmem vardı. Onun için gidip gelmelerle uğraşıyorum. Çok şimdi. Bir tatil yapamadın yani. Yok. Ben de, tatil yok, çalışma var. Yok yani bazen dönem böyle oluyor. Burada bir albümü güzel, beni seven ve bizim herkese tanıtmam lazım. Onun için böyle. Tamam. Zaman olduğunda yaparız tatili. Hadi bakalım. Pekala. O zaman ben Purple'ın artık açayım. İlk şarkımızı gönderelim. Olur mu? Tamam. Bir Purple efendim başlıyor. İlk şarkımız Eylem'den geliyor. İlk şarkını zannediyorum değil mi? Aman, hatta ilk çekmiş olduğum video klipte. İlk videoda evet. İlk Türk söz müziği sana ait hatta. İlk Türk müziğim yazdığımız sözler. Evet. Aman Allah'ım. O zaman daha bir güzel, daha bir kıvançlı Eylem Aman bizlerle birlikte. Evet, Eylem Purple On'a başlattı bizleri Aman adlı şarkısıyla. Number One TV ekranlarında yanımızda gerçekten güzelliğiyle, ihtişamıyla şu an duruyor. Çok sohbet edesim var. Zamanlar yetecek mi bilmiyorum sevgili izleyenler. Eylem, ne zaman geldin Türkiye'ye? İngiltere'de yaşıyordun çünkü galiba, öyle değil mi? Evet, ben İngiltere'de doğup büyüyen bir Türk kızı. Türk kızı. Evet, evet yani İngiltere'de bir şeyler bayağı yaptıydım. Yani eğitimlerim dışında işte fotomodelik olsun, böyle bayağı uğraştığım bir şeyler vardı. Evet, onların altına, onları evet. Geçmeyelim, onları geçmeyelim. Yok, teşekkür ederim. Yani fotomodellik yaptın. Yeah. Tiyatro eğitimi aldın sanıyorum. Evet. Tiyatroda bulundun. Dans eğitimim var. Var ya. Dans üzerine ilerledim bayağı. Ben başka yani işim yok yani. Hani sanatı da geçtim. Şiir de yazmışım bir de. Yani 45 bin kişinin yazmış olduğu bir evet. Platformda senin şiirin seçilmiş falan. Evet evet, okul şiiriydi. Evet. Eylem sen ne yapmıyorsun? Yok, daha çok yapmadığım şeyler var yani. Var daha mı? Onları yapayım otur yani. Müzik kaç yaşına edeceğim. Başladın peki? Müzik aslında daha hayatıma daha sonradan geldi. İlk benim hayatıma dans ve tiyatro vardı. Ondan sonra işte normal okulun dışında başladı küçük böyle dersler, workshop dediğimiz şeylere katılmak. Bir kız grubu hikayem, girl band hikayem de vardı. Oradan daha fazla hayatıma girdi yani. Ne kadar sürdü o? Çok uzun mu? Yani baktığında tabii ki son böyle iki senemizde, bir senemizde böyle daha böyle professional yönünden işte London Arena diye bir yer vardı. Orada çıkıyorduk. Orada bir fan base. Steamy Nights. Evet. Evet, uzun zaman önce. Her gün nereye gidiyorsun? Yani düşüncen hani müzik atacağın adın nasıl olacak diye düşünürken evet. Bir şekilde şimdi sonra bakıyorsun, buymuş şimdi kaderim. Şimdi Türkiye'deyim. Namlandayım, Purple'ındayım. Yani çok güzel. O heyecanı dediğim gibi hiçbir zaman bir sanatçı kaybetmemesi lazım. Kesinlikle. Kendi kendini daha güzel bir şekilde hedeflerini yüksekte tutmakta bence faydası var. Onun için güzel. Onları da yaşamam lazımdı yani. Hadi bakalım. Ya dediğim gibi derin konuşmalar şimdi. Bıraksalar şimdi namurmanı biz işgal edeceğiz. 24'e kadar devam eder program. O yüzden ben yeni bir şarkı anonsuna evet, bulayım müsaadenle. Kesinlikle. Evet, Purple On'da devam ediyoruz. Example, Change the Way You Kiss Me bizlerle birlikte. Example, Change the Way You Kiss Me adlı şarkısıyla Number One TV ekranlarındaydı. Eylem yanımda, hala bir yere gitmedi, tutuyorum, bırakmıyorum onu arkadaşlar. Bir saat boyunca burada kilitlenmiş durumda. Eylem, tamam müziğe başladık. Az önce bahsettik, tiyatro vesaire, dans. Evet. Dans senin için ciddi anlamda bir tutku mu yoksa bir hobi mi? Yok, bir nasıl tutku. Kesinlikle bir tutku. Yani hayatımı bırakmıyor. Ben de onu bırakmıyorum. Süper. Çok önemli. Zaten bir eylem, biri eylemi müziğini dinliyorsa bir şekilde de o dans şeyi de eyleminle beraber yaşıyor. Bir eylem albümü seni dans ettirir.
yani duygulattırıyor ama aynı zamanda da dans etmesi lazım. Yani onu yaparken de amacım o. Dinleyen süper. Dans etsin mantığında yapıyoruz. Süpermiş. Kaç yaşına başladın peki dansa? Çocukluğunda baleyle falan mı başladın? Dans ve tiyatro, evet. O dersler daha da fazla. Ama gittikçe daha da böyle hani özel dersler oldu. Mesela body locking, street jazz, daha farklı. Daha yani African dancing bile yaptığım oldu. Süper. Peki zor. En çok tutkun oldun? Mesela en çok tutkun olduğun dans türü hangisi? Rock and roll mu, Latin dansları mı, street jazz, dansları falan filan mı? Hangisi böyle en çok favori dansın? Yeah, I think hip hop daha fazla. Onu hissedebiliyorsun. Bir de jazz, pop müzik de zaten. Şimdi yaptığımız artık sadece bir stil yok zaten. Evet. Pop jazz, müzik de öyle. Hip hop, pop, R&B pop. Yani bütün canlılar birbirine karıştı zaten. Oriental da hissedebiliyorsun bir eylem albümünde, hem bir eylem müziği. Kliplerde var zaten yani perküsyonlar. Çok önemli. Çok da güzel. Bizim Türk müziğimiz harika. Değil mi? Bir Türk'üz şey yani. Onu göstermeyeceksek ne yapacağız? Doğru söylüyorsun. Devam edelim mi? Tabii yine bir ki. Anons yapalım. Tamam. Evet. Eylemle devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Number One TV'desiniz. Purple On'dasınız. Ama şimdi Sıla, kafa nereye? Biz oraya. Sıla buradaydı, kafa nereye biz oraya dedi. Birazdan yine yeni şarkımızda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Eylem yanımda, elimde de Eylem'in çıkartmış olduğu son albümün pembe pembe kapağı da burada duruyor sevgili arkadaşlar. Ama benim en çok garibime giden Eylem, yani bir Fatih Melek var. Evet. O Fatih Melek ki her yerde var. Kim bu Fatih Melek Eylem? Fatih Melek büyük bir yetenek. O kesin yani. O kesin. Artık yani benim kankam, arkadaşım, ekibimden tabii çalıştığım bir arkadaş ama evet. Çok her şeyinden sevip saydığım biri. Hı-hı. Ayrıca süper bir yetenek yani. Gerçekten öyle. Bizim bütün ekip harika zaten. Yani biz olmazsa hiç olmuyor zaten. Olmuyor. Yani evet, şey çok önemli. Senin. Yani zaman oluyor. Ben kendimi fazla düşünmüyorum. Onlar diyor, "Eylem, bunu iyi misin? Yemek yedin mi?" "Ah, yemedim." Bu çok önemli. Bizim işimiz tabii ki bir iştir sonuçta ama duygu meselesi yani. Her şey duygunla yapılıyor. Hissedip yazmazsan, hissedip güzel bir his yoksa seni besleyen güzel bir şey çıkarmıyorsun. Çok bu doğru sebep, söylüyorsun. Yani, tam ayın kaçında çıktı albüm? Son albümün değil mi? Yani yanlış albümü almadım değil mi? Yok yok. Üçüncü albümümüz evet. İki ay oldu. Evet, Temmuz'un tam başıydı evet. Yani arkadaşlar gerçekten hani şaka yapmıyorum. Çünkü Kaldır Elleri şarkısı söz müzik Fatih Melek. Yapışırım yakana söz müzik Eylem Fatih Melek. Bak devam ediyorum. Hayat devam eder. Eylem yine Fatih Melek. Koptuysa bırak, Eylem yine Fatih Melek. Ama yetenek bu değil mi? Ya inanılmaz. Vallahi şaşırıyorum. Bak söz müzik Fatih Melek. Aşkım diye bağırırım. Yine Fatih Melek. Ya Fatih Melek söyleseydi bari şarkıları. Yakın zamanda onu da yapar, merak etme. Allah. Yana yana o da Eylem Fatih Melek. Bir de Fesikan'a denk geldim. Evet. Fesikan ne şarkısı? Sen az önce konuşmuştuk. Evet. Kıbrıs türküsü. Evet. Sen aslında bir Kıbrıs türkü. Bence Kıbrıs türküyüm. Kıbrıs türküsü. Evet. Herkes benden böyle tatlı bir şey bekliyordu. Fesikan da çok güzel bir türkü. Çok da kullanılmaz bir unutulmuş türkü. Biraz. Evet yani çok fazla tabii dilli galiba çok tanınmış Kıbrıs şarkıları biliniyor ama Fesikan çok bilinmiyor. Ben dedim çok iyi yaptın. O yüzden tavsiye ediyoruz yani, öyle mi? Kesinlikle. Dinleyin, her evet. Tatlı bir şeyler var. Dans edeceğiniz kesin. Biraz da duygulanacaksınız ama birlikte her zaman bu albümün en güzel sözlerinden duygusal ama umut dolu bir albümdür. Uf. Hemen sıradaki klibe geçiyorum. Sıradaki klibimiz Last Friday Night Katy Perry.